Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün tekrar 10. sınıf fizik konularıyla karşınızdayız. Ne yapacağız tabii ki bugün? Optik ünitesinin son bölümü olan mercekler ve renk konusuyla ilgili sorular çözeceğiz. Hadi bakalım sorularımıza geçelim. İlk örneğimizle başlıyoruz arkadaşlar. Demiş ki KLM ışınlarından hangilerinin mercekte kırılması doğru çizilmiştir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elimizde bir tane ince kenarlı, bir tane ince kenarlı, bir tane de ne var arkadaşlar? Kalın kenarlı merceğimiz var ve bunlara KLM ışınları gönderilmiş. Hangileri doğru çizilmiştir diyor. İnce kenarlı merceğin görevi neydi arkadaşlar? Işığı toplamak. Kalın kenarlı merceğin görevi neydi arkadaşlar? Işığı dağıtmak. Buna göre düşüneceksiniz o zaman. Şimdi bakıyoruz. Şimdi bu ışın ne gelmiş arkadaşlar? Asal eksene paralel gelmiş. Işın şöyle gitmesi gerekirken ne yapması gerekiyordu? Toplaması gerekiyordu. Fakat bu ne yapmış arkadaşlar? Dağıtmış. Bu ince kenarlı mercektir. Neden dağıtsın ki arkadaşlar? İnce kenarlı mercek ışığı toplaması lazım. Toplaması derken şuradaki asal eksene doğru ne yapması gerekiyor? Yaklaştırması gerekiyor. O zaman birincisi hatalı çizildi. İkinciye bakıyoruz. Işın şöyle gitmesi gerekirken arkadaşlar bakın ne olmuş? Nereye yaklaşmış? Asal eksene doğru yaklaşmış. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Işığı toplamış. Bu ince kenarlı mercektir. O zaman vazifesini doğru yapmış arkadaşlar. Birincisi hatalıyken ikincisi doğru çizilmiş. Hemen üçüncüsüne bakıyorum. Ne yapmış arkadaşlar? Bakın asal eksene paralel gelen ışın böyle gitmesi gerekirken asal eksene ne oldu? Yaklaştı. Yani toplandı. Ama durun bir dakika. Bu nedir arkadaşlar? Kalın kenarlı mercek. Kalın kenarlı mercek toplamaz. Tam tersine ne yapar? Dağıtır arkadaşlar. O zaman bu da nedir? Hatalı çizilmiştir. Doğru çizilen hangisidir arkadaşlar? Sadece L ışınıdır diyoruz. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. I ışık ışınının ince kenarlı mercekte kırılması verilmiştir. Buna göre merceğin odak noktası nerededir demiş arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum o zaman? Şunu düşünüyorum. Diyorum ki ya burada 1, 2, 3, 3 bölümden gelmiş arkadaşlar. Bu tarafta 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3'ten gelip 6'ya gitmiş. O zaman 1'e 2 kuralımız var arkadaşlar. 1'e 2 kuralımız olduğuna göre burası nedir? 1,5 f. Burası ise nedir arkadaşlar? 3f. 1,5 f'e 3f. Şimdi ne yapıyorum o zaman? Diyorum ki 3f ise arkadaşlar burası. 3'e bölüyorum tam şöyle. Tam 3'e böldüğümüz zaman burası 1f'tir. Burası 2f'tir. Yani merkezdir arkadaşlar. O zaman bunun odak noktası neresidir tabii ki? L noktasıdır diyoruz. Ve sıradaki sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Evet sıradaki sorumuza bakıyoruz arkadaşlar hemen. Odak uzaklıkları F1 eşittir 2 birim ve F2 eşittir 3 birim olan merceklerin bulunduğu sistemde şekildeki gibi gönderilen K ışık ışını hangi yoldan gider demiş arkadaşlar. Noktalar arası uzaklıklar tabii ki eşit arkadaşlar. Ona göre yorum yapacağız. Hemen bakıyoruz. Şimdi bunun odak uzaklığı kaç birimmiş? 2 birim. 1, 2. 2 birim öteden geldiğine göre arkadaşlar bu birincinin neresidir? Odağıdır. Odaktan gelen cisim nasıl giderdi arkadaşlar? Tabii ki asal eksene paralel giderdi. O zaman zaten buradaki 1 ile 2 ne oldu arkadaşlar? Elendi. Şimdi asal eksene paralel gelen ışın bu nedir arkadaşlar? Kalın kenarlı mercek. Kalın kenarlı mercek ne yapacaktı? Işığı dağıtacaktı. Odak uzaklığı kaç birim? 3 birim sayıyorum. 1, 2, 3. O zaman burası arkadaşlar ikinci yani ikinci merceğimizin odak uzaklığı. Aynı şekilde 3 birim burası da arkadaşlar ikinci merceğimizin odak uzaklığıdır. Asal eksene paralel gelen ne yapacaktı? Odak hizasında dağılacaktı. O zaman doğru çıkışımız neresidir arkadaşlar? 4 numaralı çıkış diyoruz. Hemen devam edelim. Bunlar tabii ki arkadaşlar kurallar. Bunları bilmeniz gerekiyor. Bir şekilde ezberlemeniz gerekiyor. Zaten belli başlı soru çözdükten sonra kendiliğinden hepsi ne yapıyor? Yerleşiyor arkadaşlar. Evet bir diğer sorumuz arkadaşlar. Şekildeki gibi çiyan kitaba sarı ışık altında bakan gözlemci kitabı hangi renk görür demiş arkadaşlar. Şimdi öncelikle ışık renklerini iyi bilmemiz lazım. Bir de bizim bir nesneyi görmemiz için ne olması lazım? Önce bir ışık kaynağından çıkan ışın gelecek nesneye çarpacak. Nesneden gözümüze yansıyacak ve gözümüzde ne yapacak arkadaşlar? Görme olayını gerçekleştirecek. Hemen bakıyoruz.
Şimdi sarı ışık geldi ama sarı ışık ana renk değildir arkadaşlar. Ara renktir. Kimlerden oluşuyordu bu? Kırmızı artı yeşilden oluşur. Peki çiyan da ana renk değil. Çiyan kimden oluşuyor arkadaşlar? Çiyan ise tabii ki yeşil artı maviden oluşur. Şimdi bu ışığı yansıtma olayı şöyle arkadaşlar. Mesela gelen renk eğer bende varsa istemem yansıtırım. Eğer bende yoksa onu ne yaparım arkadaşlar? Alırım, kendime alırım ve soğururum. O zaman bakıyoruz. Kitabımızda yeşil ve mavi var. Buradan kırmızı gelirse kırmızıyı ne yapıyor arkadaşlar? Soğuruyor. Çünkü kendisinde yok ama gelen yeşil burada var. Yeşil burada olduğu için ne yapar arkadaşlar? Yansır, tam yansıma yapar. Yeşil tam yansıma yaptığına göre buradan bakan gözlemci bu kitabı hangi renk görecektir arkadaşlar? Yeşil görecektir. Doğru cevabımız yeşildir diyoruz. Bir diğer sorumuz. Şekildeki küresel opak cismin üzerindeki A, B, C, D bölgeleri için arkadaşlar. Küresel bir cisim. Burada ışık kaynaklarımız var. Kırmızı, mavi ve yeşil. Şimdi arkadaşlar bakalım peki soru bizden ne istiyor? Önermelerimiz var. B bölgesi kırmızıdır. C bölgesi magentadır. A bölgesi mavidir. Yargılardan hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi gelelim bakalım. Şimdi arkadaşlar buradan kırmızı ışık vurduğunda kırmızı ışık arkadaşlar ne yapacak tabii ki? Şu bölgeleri aydınlatacak. O zaman ben ne diyorum? Bakın kırmızı buraya gelir. Şöyle yapayım. Kırmızı buraya gelir. Sonra devam ediyorum. Diyorum ki mavi nerelere gidecek? Mavi ise arkadaşlar sadece şuralara arkadaşlar görebildiği için o zaman hem buraya mavi gelir hem de buraya mavi gelir. Peki bir de yeşilimiz var. Yeşilimizi de farklı bir renkte göstereyim arkadaşlar. Şöyle yeşilimiz ise ne yapacak tabii ki? Buralara gelebilecek. O zaman yeşil C bölgesine bir de D bölgesine gelir. O zaman tek tek yorum yapalım. Mesela A bölgesi kırmızıyla mavinin birleşmesiyle oluşuyor arkadaşlar. O zaman burası nedir? Magenta. Peki B bölgesine bakıyorum. B bölgesine sadece kırmızı ışık düştüğü için burası nasıl gözükür arkadaşlar? Kırmızı gözükür. C bölgesine geldiğimiz zaman mavi ile yeşil ışık beraber düşüyor. Mavi artı yeşil çiyan rengini oluşturur. D bölgesinde ise sadece yeşil rengi oluşur arkadaşlar. Şimdi bunlara göre bakarak ne yapacağız tabii ki? Öncüllerimizi doğruluğunu kanıtlayacağız arkadaşlar. Hemen bakıyorum. A bölgesi mavidir demiş. A bölgesi magenta. O yüzden bu yanlış oldu arkadaşlar. B bölgesinin kırmızı olması lazım. B bölgesi kırmızıdır demiş. Birinci öncülümüz ne oldu arkadaşlar? Doğru. C bölgesi magentadır demiş. Hayır. C bölgesini biz ne bulduk arkadaşlar? Çiyan bulduk. O yüzden bu ne oldu arkadaşlar? Yanlış. Doğru cevap nedir? Yalnız bir diyoruz. Ve sıradaki örneğimize geçiyoruz. Evet. Bir ince kenarlı merceğimizin bulunduğu, asal ekseni bulunduğu bir sistemde yeşil bir ışık asal eksene paralel gönderilince arkadaşlar ne yapmış? L noktasından geçmiş. Asal eksene paralel gelen yeşil ışık ince kenarlı mercekte kırılınca L noktasından geçiyor. Peki soru bizden ne istiyor? Acaba bakalım. Soru bize diyor ki arkadaşlar buna göre 3 tane önerme verilmiş. Yargılardan hangisi doğrudur demiş arkadaşlar. Peki bakalım. Kırmızı ışık gönderilirse M'den geçer demiş arkadaşlar. Kırmızı ışık gönderilirse M'den geçer demiş. Şimdi biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Biliyorsunuz prizmada beyaz ışığı renklerine ayırdığımız zaman arkadaşlar, beyaz ışığı renklerine ayırdığımız zaman tabii ki bu ne yapıyor? Kırılıyor şöyle. Bunları nasıl kodluyorduk arkadaşlar? Kutu sayamam. Kutu sayamam arkadaşlar. Böyle yapıyorduk. O zaman kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. En çok kırılanı mor. En az kırılanı kim arkadaşlar? Kırmızı. Peki ne yapıyoruz? Bunun zaten buraya kadar kırılmış. Daha az kırılırsa nereden geçebilir arkadaşlar? M'den geçebilir. Çünkü bu ışın şöyle gitmek istiyordu arkadaşlar. Bu kadar kırılmış. Daha az kırılırsa nereden geçer? M'den geçer. Bakıyoruz. Kırmızı ışık gönderilirse M'den geçer. Doğru. Çünkü kırmızı daha az kırılıyor. Mor ışık gönderilirse de K'dan geçer demiş. Mor en çok kırılandı arkadaşlar. Mor kullanılırsaydı bu daha çok kırılacaktı. Daha çok kırıldığı için de nereden geçebilir? Tabii ki K'dan geçebilir. O zaman bu öncülümüz de nedir? Doğru kabul ediyoruz. Sarı ışık gönderilirse K'dan geçer.
Arkadaşlar şimdi bakıyoruz. Şimdi sarı ışık nerede? Sarı yeşilden arkadaşlar bakın bu yeşil. Sarı yeşilden daha az kırılıyor. O zaman sarı kullanırsa kırmızıdan değil tam tersine mavi ya da M noktası ya da M'ye yakın bir yerden geçecektir. O yüzden 3. öncülümüz ne oldu arkadaşlar? Hatalı oldu. Doğru cevabımız nedir? 1 ve 2'dir diyoruz. Ve sıradaki sorumuza geçiyoruz. Evet, bir diğer sorumuz arkadaşlar. Aynı boydaki K ve L cisimleri şekildeki gibi asal eksene konulursa görüntüleri için demiş. Konulursa görüntüleri için. Yargılardan hangileri doğrudur demiş. İşte boyları eşit olur, ikisi ters olur, K'nın boyu L'den fazla olur gibi yorumlar arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen şöyle. İnce kenarlı mercekte. Bakın arkadaşlar burası odaksa tam simetriğini çizdim. Burası odak. Burası nedir arkadaşlar? Şöyle merkez. Daha sonra odakla merkez arasındaki cismin görüntüsü merkezin dışında ters ve cisimden daha büyük olacaktır. Yani K üssü buraya ne yapıyorum arkadaşlar? H üssü büyüktür H. Daha sonra merkezin dışındaki cismin görüntüsü odakla merkez arasında ters ve ne olması gerekiyor arkadaşlar? Daha küçük olması gerekiyor. Yani buraya ne yapalım? H2 küçüktür H. O zaman her ikisini de gösterdik. Boyları eşit diyorsa arkadaşlar yanlış. İkisi de ters diyor. İkisi de gerçekten ters olur. Doğru. K'nın boyu L'den fazla olur. K'nın boyu L'den fazla. Doğru. Ve doğru cevabımız nedir arkadaşlar? Edirne çıkar. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Asal eksenimiz görüyorsunuz. Burada bir merceğimiz var. K merceği ve L ortamı arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Burada bir M merceğimiz var ve burası da L ortamı. M merceğimiz kalın kenarlı mercek. K merceğimiz ise nedir arkadaşlar? İnce kenarlı mercek. Aynı L ortamına konulan K ve M merceklerinin asal eksene paralel gelen ışığı nasıl kırdıkları gösterilmiştir diyor arkadaşlar. Buna göre K ve M ortamlarının ışığı kırma indisleri arasındaki ilişki nedir? Şimdi K İnce kenarlı mercektir. İnce kenarlı mercek ışığı ne yapardı arkadaşlar? Toplardı. Buraya bakıyoruz. Şöyle gitmesi gerekirken ne yaptı arkadaşlar? Topladı. O zaman K kendi vazifesini yaptı. Kendi vazifesini yaptığına göre K'nın kırıcılığı L'den nedir arkadaşlar? Daha büyüktür. NK büyüktür NL. Eğer mercek toplamak yerine dağıtmayı tercih etseydi ne olacaktı arkadaşlar? Karakter değiştirmiş olacaktı. Çünkü bu ince kenarlı mercek ne gibi davranacaktı o zaman? Kalın kenarlı mercek gibi. Devam ediyoruz. Şimdi bu tarafa gelen ışın görüyorsunuz asal eksene paralel gelmiş ve bu şekilde toplanmış. Şimdi bakıyorum diyorum ki ışın böyle gitmesi gerekirken ne yapmış arkadaşlar? Toplanmış. Fakat bu kalın kenarlı mercek. Kalın kenarlı mercek ışığı ne yapması gerekiyordu? Dağıtması gerekiyordu. Ama burada toplamış, ince kenarlı gibi davranmış. Yani M merceği karakter değiştirmiş. Karakter değiştirdiğine göre bunun kırıcılığı L'den küçüktür arkadaşlar. Yani L'nin kırıcılığı büyüktür M'den. O zaman K L'den büyüktür, L de M'den büyüktür arkadaşlar diyoruz. K L'den büyüktür, L de M'den büyüktür. Doğru cevap ne çıkar arkadaşlar? Adana çıkar. Evet, bu da bizim son sorumuz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.